olmasın ama ana sahne. Yani kaç takım vardı? Kaç takım var? Konya'da başka yerden yeni kadrolar babasını ekliyor. Dört bir görevimizde gösteri görevini ve hepsi başarılı bir şekilde geldi. Başarıyla gerçekleştirdi. Neredeyse evet. Hepsinden tam puan aldı diyebiliriz. Başkanım çekiyorum. Görüşmek üzere. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. O yüzden biz de mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla bilgi almaya çalışacağız. İnşallah, inşallah. Tamam. Adana'dayız. T3 Vakfı'nın organizasyonlarıyla 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen Teknofest yarışmalarının son Adana etabında biz de Selçuklu Belediyesi olarak yerimizi aldık. Burada çok müthiş bir atmosfer var. Ben Selçuk Bayraktar'a, T3 Vakfı'na özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizi savunma sanayiyle, teknolojiyle, gençlerimizi teknolojiyle ve bilimle buluşturdular. 2018 yılından beri gerçekleştirilen Teknofest organizasyonları sayesinde binlerce gencimiz artık deneyerek yapmanın mutluluğuna erişmiş durumdalar. Ben görüyorum bütün gençlerimiz burada, teknoloji tutkunlarımız artık Türkiye'nin geldiği noktayı görüyorlar. İşte Bayraktar grubunun ürettiği bütün insansız hava araçları, teknolojik ürünler burada sergileniyor. Ve tabii çok sayıda kategoride gençlerimiz burada yarışmalara katılarak aslında kendilerini denemiş oluyorlar. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimize bu alanda destek veriyoruz. Selçuklu Gençlik Meclisimizle birlikte oluşturduğumuz Teknofest takımlarımız bu sene Adana'daki yarışmalara katıldılar. Ve burada çok önemli dereceleri elde ettiler. Sürü İHA takımımız birincilik elde etti. İnsansız deniz aracı takımımız da ikinciliği elde etmiş oldu. Bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Üniversitelerimizle işbirliği halinde, gençlik meclisimizle birlikte biz gençlerimize, üniversiteli gençlerimize, liseli gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu teknoloji alanındaki yeniliklerle, gelişmelerle ben inanıyorum ki Konya'mızda da savunma sanayisine ve teknolojik alanda ürün üretimine, ürün kazandırmaya çok önemli katkıları sağlamış olacağız. Bütün gençlerimize, katılan takımlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üniversitelerimize özellikle teşekkür ediyorum. T3 Vakfımızın buradaki organizasyonlarda çok büyük katkıları, emekleri var. T3 Vakfı'na, Selçuk Bayraktar'ın organizasyonunda gerçekleşen tüm yarışmalarda emek veren, çaba sarf eden tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yerli ve milli anlamda teknolojiyi geliştirmeye, savunma sanayini geliştirmeye her zaman devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda inşallah bu organizasyonlar gençlerimizin önünü açacak, onlara öncü olacak. O yüzden durmak yok, yola devam diyorum.